Teşekkürler arkadaşlar. 2023 YKS başvuru süreci bu ay içerisinde başlayacak. Önceki takvimde 9 Şubat'ta hatırlarsanız. Ee, Şubat ayı geçmeden, yani en geç 15'ine kadar ben başvuruların başlayacağını düşünüyorum. Başvuru öncesinde sizlerin yapması gerekenler neler? Eğer ki daha önceki yıllarda ada işlemleri sayfasına kayıt olduysanız, ÖSMIS kaydınız varsa, e, fotoğraf süreniz zaten geçerlidir büyük ihtimalle. E, direkt başvuru yapacaksınız. Başvuru nasıl yapılacağını ben sizlere anlatacağım. Yani bu başvuru sürecinde, sonrasında üniversite tercihlerinde, sonrasında üniversite kayıtlarında, burs başvurularına, yurt başvurularında her şeyi ben sizlere anlatacağım. E, abone olup bildirimleri açarsanız kafanız rahat edecektir sevgili arkadaşlar. Eğer ki ilk kez sınava girecekseniz... E-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Çünkü bundan sonra az önce saydığım işlemleri E-Devlet'ten yapacağız. Üniversite kaydı, burs, yurt başvuruları falan hep E-Devlet'ten yapılacak. E-Devlet şifresini PTT'den alabilirsiniz. 1-2 liralık bir ücreti vardı. Eğer ki E-Devlet üzerinden yapmayacaksınız. Ada işlemleri sayfanızdan değil de ben işimi garantiye almak istiyorum. Yüz yüze gidip. YKS başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız o zaman da fotoğraflı bir kimlik belgenizin olması gerekiyor. ÖSYM sınav başvuru merkezlerine gidip oradan yüz yüze bir ücret karşılığında YKS başvurunuzu yaptırabilirsiniz. Yani şu aşamada sizlerin sevgili arkadaşlar elinde olması gereken iki şey var. Bir, e-devlet şifresi. iki fotoğrafı güncel olan fotoğrafı güncel olan bir kimlik belgesi. Eski kimlik de olabilir, yeni kimlikte olabilir. Ama ne dedim? Fotoğrafı güncel olsun. Yani şu anki siz ile oradaki siz arasında çok büyük fark bulunmasın. bunun haricindeki her şeyi dediğim gibi ben sizlere anlatacağım. Kafanız rahat olsun. Gönül rahatlığıyla üniversite kapısından içeri girene kadar hatta girdikten sonra da bütün her şeyi bir uzmandan e, görerek, izleyerek, dinleyerek yapacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.